Sinefil kafasından herkese merhaba. Bu hafta Netflix'in yeni yerli dizisi Aşk 101 hakkında konuşacağım. Uzun zamandır beklenen bir diziydi. Dördüncü yerli dizi diyebiliriz. Kimileri Rise of Empires Ottoman'ı saymıyor, yabancı falan diyor da bence o da yerli. Bu dördüncü oluyor. Genel olarak beklentilerimiz neydi, ne oluştu üzerine konuşacağım. Aşk 101 aslında yani lise dizisi derken şu an günümüzde işte benim yurt dışında çok da izlemediğim örnekleri var. Bu Elite diye bir dizi var. Sürekli konuşuyorlar. Kimileri çok kötü dizi diyor ama hani bağımlısı da olan büyük bir kitle var. Böyle La Casa de Papel gibi. Yani çok kişi kötülüyor ama çok da büyük bir kitlesi var. Daha yurt dışında aykırı karakterlerin olduğu, ne bileyim işte uyuşturucunun, seksin, eşcinsel karakterlerin daha fazla içinde bulunduğu genelde dizilere zaten alışkınız. Fakat bir yerli yapımda bunu yapacak bir cesaret var mıydı? Aslında dizinin amacının da olmadığını görüyoruz. Yani izleyince o tarz beklentileri bazı kişilerde bende olduğu gibi yaratmış olabilir. Fakat dizinin öyle bir amacı yokmuş. Aslında bana göre klasik bir lise dizisi çıktı. Yani şimdi ben geçenlerde bir tweet atmıştım. Netflix dizisi bekledim. Kanal D dizisi çıktı diye. Ya şimdi tabii ki dizinin bölümleri 35-40 dakika. O yüzden Netflix formatına uymuş oluyor ama televizyon içinde bunun bir sakıncası yok. Ha şöyle var. Bu diziyi televizyona koysanız her tarafa sansürleniyor ama sansürleneceği şeyler neler? İçki şişeleri, sigara, her dizide olacağı gibi şu an günümüzde maalesef Türkiye'de başka bir şey yok. Gerçekten başka bir şey yok. Yani dolayısıyla baktığımız zaman kurulan yapıya da bakıyorum. Şimdi 5 tane lise öğrencisi karakter var ve dizinin iddialı tarafı aslında şu. Bu bir dönem dizisi. Evet 90'ların sonunda yani 98 yılında geçiyor. Şimdi dönem dizisi olarak da ayrı bir yerden bakmanız gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman çoğumuzun işte çocukluğu en azından benim yaşımda olanlar 90'ların sonu 2000'lerin başları öğrencilik hayatları var. Daha fazla buna bir dönem olarak duyacağımız bir dizi olduğunu düşündüm. Hiç de öyle bir şey alamadım. Şöyle var hani İstiklal Caddesi'nde yürüyor karakterler. Tabii bazı o zamanlara ait mekanlar var. Fakat mesela kokoreç yemeye gidiyorlar. İşte balık pasajına gidiyorsun. Tabii ne yapıyorsun? Günümüz gibi 2020 gibi de gözükmesin diye. Çünkü Taksim'in her yeri değiştiği için artık. İşte alanı daraltıyorsun. Yani genel plan alamıyorsun. Bazı genel plan manzaraları var. Hani klasik İstanbul'un Boğaz manzaraları olsun vesaire. Fakat bu tip yerlerde hep alanı daraltıyor. Şimdi bir dönem dizisi çekiyorsan sen buna ait işte artık set mi kurarsın? Dönem kıyafetlerden mi dersin? Başka şeylerden? Bunu daha çok inandırman, ikna etmen ve genel plan sunman lazım. Bu açıdan benim beklentilerimi karşılamadı. Bir dönem dizisi değil de ben 2020'de bir lise dizisi izliyor gibi izledim Aşk 101'i. Baştan aşağı bence çok büyük bir inandırıcılık sorunu var dizide. Yani karakterler şimdi size ilk sunduğu andan itibaren. Dolayısıyla 90'ların sonu 2000'lerin başı gibi düşünürseniz de kendi öğrencilik hayatınızda, kendi lise yaşantınızda vesaire ister istemez kıyas yapıyorsunuz. Karakterler bir kere çok fazla Avrupa, Amerika dizisi ve bunu Türk karakterlere uyarladığın zaman gerçekten sırıtıyor. Yani işte kurul düşünün, müdür var karşınızda, okuldaki öğretmenler var falan. Ve işte oradaki sanırım Ali Laboz'un canlandırdığı karakter işte. Hani konuşuyorlar, sorguya çekiyorlar. Bacak bacak üstüne atmış, böyle konuşuyor. Bir kere zaten onu yaptığın anda müdürden bir alırsın, o ayağını bir indir. Yani yok. Ya da ne bileyim okulda okullar arası bilgi yarışması gibi bir şey düşünün. Okulun konferans salonunda karakter çıkıyor. Bütün hani herkes orada. İşte oturduğu yerde çıkarıp içki içiyor. Ne yapıyorsun? Öyle bir şey yok. Ağzına sıçarlar senin. Yani öyle bir şey kesinlikle yok. Sonra özellikle o Çukur'da da oynayan Kubilay Akan'ın karakteri. Hani her şeyde kavga çıkaran herkes var. Kesinlikle yani en başta müdürden dayak yersin. Kesinlikle müdürden dayak yersin. Ben lise zamanlarını hatırlıyorum. Yani Müfik Kayacan tam o liselerdeki müdür tipi. Evet ama karakter kesinlikle yanlış. Yani günümüz hassasiyetine dayanarak mı yapıyorsunuz bilmiyorum. Hani müdür öğrenciye el kaldırmaz falan. Valla bizim zamanımızda pataki gelişirdi. Müdürden herkes korkardı. En şeyi bile korkardı. En kabadayısı bile korkardı.
Ve müdür döverdi yani. Bu karakterin yaptığının, Kubilay Akan'ın karakterinin yaptıklarının onda birini yapsan zaten okuldan kovulursun. Ki bu çok inandırıcılık dışı şeylerdi. İlla gerçek mi olması lazım gibi klişelere girmeyelim. Tabii ki sen İstanbul'un 98 yılında geçen bir lise dizisi anlatıyorsan belirli bunun her dizinin kendi içerisinde bir inandırıcılık dünyası var. Kafana istediği gibi her şeyi davranamazsın. Tabii ki hep çok artistik sahneler var. Çok böyle şov sahneler var. O işte Mert Yazıcıoğlu'nun karakteri. Karşında müdürler var, öğretmenler var. Sorguya çekiliyorsun ve şey diyor Mert Yazıcıoğlu'nun karakteri. Schrödinger'in kedisini bilir misiniz? Ne yapıyorsun? Yani ben çok güldüm. Gerçekten çok gözlerimi devirdim bu sahnelerde, bu tip sahnelerde. İzleniyor mu dizi? İzleniyor. Evet, 8 bölüm su gibi aktı gitti bitti. Ama benim için Atiye de böyleydi. Hakan Muhafız, en kötü dizimiz şu an Hakan Muhafız olsa o da öyle. Zaten bitiyor. Yani 2,5 saat, 3 saat dizileri hep televizyonda o kadar alışmışız ki 25, 30, 40 dakika olunca zaten bitiyor. Yani bir de Netflix yerli dizisi olunca meraken de izliyorsun. Sonuçta daha yeni başındayız bunun. Dördüncü yerli dizimiz ve hani yeni bir yerli dizi neden Netflix yapımı olduğunda bir beklenti oluyor. Yani Aşk 101, lise dizisi. Vay, demek ki bir şeyler var yani. Televizyonlarımızda belki bizim değil de yayınlanmaya cesaret edilmeyecek de Netflix'te izliyoruz. Bak gibi bir beklenti oluşuyor. Şimdi bu beklentinin Osman karakteri üzerinden tabii ki neler döndüğünü Twitter'da biliyoruz. Yani bir fake hesap, Aşk 101'e dair bir fake hesap bir tweet atıyor. İşte bu Osman karakterinin eşcinsel olduğunu ima eden bir tweet baktığımız zaman. Tabi ortalık karıştı falan. Bütün yobazlar, muhafazakarlar hepsi toplandı. Yok karakterin adı Osman olamaz vesaire. Neyse. Şimdi diziyi izlediğimizde şöyle bir şey var. 5 tane lise karakterimiz var bizim. 3 erkek, 2 kadın. Tabii ki bu İçlerinde iki erkek, iki kadın eşleşmeli olarak düşünelim. Yani sevgili oluyorlar. Osman nötr. Osman'a dair hiçbir şey yok. Osman'ın sevgili hayatına dair bir şey yok. Osman'ın aile hayatına dair bir şey yok. Osman okulda işte kumar oynatan, arkadaşlarıyla takılan, bunlar sevgili 5 kişi işte takılıyorlar 2-2 ama Osman'a dair yine hiçbir şey yok. Ya tamamen bir şeyler böyle ya kesilmiş hissediyorsunuz ya karakter eksik yaratılmış hissediyorsunuz. Yani çünkü şöyle de bir şey var. Bazı insanlar şöyle demiş. Bir bölüm vardı işte bazı bölümler 30 dakika bazı bölümler 45 dakika Osman'ın sahneleri kesilmiş. Şimdi ben bunu böyle düşünmedim. Hakan Muhafız'da ilk sezondu yanılmıyorsam 29 dakika bölüm vardı. Ne kesilir Hakan Muhafız'da? Yani şimdi süreler farklı olabiliyor. 50 dakika bölümde vardı Hakan Muhafız'da. 29 dakikada bölüm vardı. Bunu ben buna yormadım. Olmuş da olabilir bilmiyorum. Fakat eğer karakter gerçekten eşcinsel olarak tasarlandıysa ve bu gelen tepkilerden ötürü bir kırpma varsa ya da bunu ikinci sezona bırakacaklarsa o kırpmalardan ötürü buna tepki gösterilmesi gerekir. Yani bu geri adımı ben kabul edemem. Çünkü televizyonda şu an en eril dizi, en işte erkeklerin, kabadayıların bulunduğu dizi olarak Çukur gösterilir. Çukur'da bile bu eşcinsellik mevzusunu işlediler. Yani Selim Koçovalı karakteri düşün tüm Türkiye'nin izlediği bir mafya dizisinde karakter ve bunu belirgin şekilde sunan iki tane sahne vardı. Ve bu böyle bir tepki görmedi. Ben hiç hatırlamıyorum. Hatta kimileri başta anlamadılar bile. Ama daha netti. Şimdi Osman'a dair her şeyin ötür. Baktığımızda bunu nereye konumlandıracağız? Karakter çünkü bence bağırıyor yani. Ben en azından hetero değilim diye bağırıyor karakteri ve buna dair hiçbir şey sunmuyorsunuz. Çok muğlakta kaldı. Çünkü diğer karakterlerimizin hepsinin yine aileleriyle ilgili sahneleri var. Baktığımız zaman. Gerçi Osman'ın da var. Bir baba karakteriyle ufak bir konuşması var ama diğerlerine oranla çok az. Yani neredeyse yok gibi. Bu tabii bir sansür düşüncelerini beraberinde getirmiyor değil. Ama olayın tam içeriğini bilmediğim için ki illaki daha sonradan bu ortaya çıkar. Onu o zaman konuş. Dizide çok fazla şarkı var. Bunu çoğu kişi çok olumsuz bir şey olarak görmüş. Ben olumsuz olarak görmedim. Ben en azından mesela şu La Casa de Papel diyeyim. Arkadaşlarım telefonda izlerdi. Ben hiç izlemedim diziyi ama her zaman bir müzik vardı yani dizide. Ve bunu işleyen diziler var. Bu diziye de her bölüm ayrı bir nostaljik şarkı koymuşlar. Olabilir ha. Sırıtan yerleri tabii ki var. Bir mesela kavga sahnesi var. Slow motion kotardıkları. Bir şarkı bitiyor. Kavga devam ediyor. İkinci şarkı başlıyor. Artık diyorsun bunu da yapma yani diyebiliyorsun. İyi şeylere değinelim. Değinelim. Ya
Oyuncu kadrosu samimi. Gerçekten oyuncu kadrosunu seviyorsunuz. Yani baktığınız zaman Pınar Deniz olsun, Alina Bozo, diğer oyuncular olsun aklıma gelenler. Ya oyuncu kadrosu fena değil. Samimiyetleri de izlettiriyor fakat büyük bir inandırıcılık sorunu olduğu için ve tabii ki ana konuya gelelim. Ana konusu bu karakterlerin okuldan atılmamak için bir hocayı diğer hocaya aşık etmeleri. Orası da işlemiyor. Yani en başından Kaan Urgancıoğlu'nun o karakterinin hareketleri, hani benimle konuşma, bana yanaşma, şimdi direkt her şeyi reddeden, karşısındakiyle iletişimi reddeden bir karakter sunuyorsun. Sonra bu karakterler bir konsere gidiyor. Adam birden orada yumuşuyor. Çok mantıksız geliyor yani bunlar. Ona bir şey sunmalısın ki o karaktere öyle olmasına dair. Yok. Hocayı aşık edeceğiz şeyi çok saçma geliyor. Yani bunun üzerine gitmeleri fikri dahi beni inandırmıyor. O yüzden diziden kopuşlarım bu yönde oldu benim. Dizi güzel dizi. İzleniyor. Yani güzel dizi dediğim, beğenmedim tabi ama kendini izlettiriyor oyuncu kadrosundan ötürü. Bir de çok klasik bir yapı kurmuşlar. 20 yıl sonrası hani bunu canlandıran karakterler var. Bade İşçilik, Tuba Ünsal gibi. Ve oradan da ikinci sezona bağlayacaklar tabi. Belli bu, bunu hissettiriyor. Ama bu zaten klasik bir yapı. Dizinin her şeyi klasik ve dediğim gibi dizide başından beri bu karakterlerin farklı olduğu söyleniyor. Hani fakat farklı dedikleri şey karakterler, işte bir tanesi Osman Bayış oynatıyor. Ötekisi Kubilay Akar sürekli okulda kavga çıkarıyor. Başka bir şey yok yani. Dizilerimizde öpüşme sahnelerinde falan hala cesur değiliz. Zaten 5-10 saniyede bir kat hemen kesiyorlar. Bu konuda zaten ilerlememiz bu kadar, öyle söyleyeyim. Yönetmeni Ahmet Katıksız, aslında bu Şampiyon filmi vardır. At yarışı filmi. Başarılı da bir gişe filmidir. Onun yönetmeni, yönetmen kötü değil. Dizi de ortalama bir dizi diyorum. Ben aslında diziye benim bu yüzden puanım hani 10 üzerinden 5 vereceğim ben. Atiye'nin üzerinde kesinlikle değil. Atiye'nin çok beğenmeyeni var biliyorum. Fakat Atiye bence vaat ettiklerini yerine getiren, kendi dizi sektörümüzde de çok fazla benzeri olmayan bir diziydi. Aşk 101'in çok fazla benzeri var. Rise of Empires Ottoman şu ana kadarki en iyi Netflix yerli işi bence. Bir tek Hakan Muhafız'ın üzerine koyabilirim Aşk 101'i. İkinci sezon gelsin izler miyim? İzlerim. Ben Hakan Muhafız'ı izliyorum şu an. Üçüncü sezon bitti. Dördüncü sezon gelsin, onu da izleyeceğim. İşimiz bu. İzliyoruz. Genel olarak düşüncelerim bunlar. Yani daha fazla artık ben açıkçası yerli yapımlarda, özellikle dönem işi yapıyorlarsa, buna daha çok masraf harcanması, daha çok genel plan alınması, o mekanları falan gerçekten göstermesi için de hissettirmesi taraftarıyım. Ve Amerikan dizidekilere, Avrupa dizilerindeki marjinal karakterlere özenmektense kendi marjinal karakterlerimizi yaratma taraftarıyım. Düşüncelerim böyle. Siz Aşk 101'i nasıl buldunuz? Altta yorumlarda konuşalım, tartışalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.